Gölleri, tabiat parkları ve yaylalarıyla doğa turizminin gözde kenti Bolu'dayız. Bin aşkın nüfusa sahip şehir, adını Bolu'nun babası olarak da bilinen İzzet Baysal'dan alan bir üniversiteye ev sahipliği yapıyor. Öğrenci işlerinin bu bölümünde Türkiye'nin en hızlı gelişen üniversitelerinden birine, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ne konuk alıyoruz. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 3 Temmuz 1992 tarihinde kuruldu. Şimdi eğitim yolculuğuna 17 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul, 8 meslek yüksekokulu, 15 araştırma merkezi ve 1500'ü aşkın akademisyenle devam ediyor. Aktif olarak faaliyette olan fakülteler arasında diş hekimliği, tıp, hukuk, mühendislik ve teknoloji fakülteleri var. Üniversitenin Bolu kent merkezi ve 5 ilçesinde yerleşkeleri bulunuyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 30 binden fazla öğrenciye kendini sürekli yenileyen kaliteli bir eğitim alma imkanı sunuyor. Bolu içerisinde 165 tane gölü olan, birçok milli parkı olan, milli sporcularımızın kullandığı kamp alanları olan, dağ gezilerinin yapıldığı, kampların yapıldığı, 165'inin ormanla kaplı olduğu, Ankara'ya, İstanbul'a, Bursa'ya bir adım uzaklıkta olan turizmin merkezinde bir ilimiz. Üniversitemiz de bunun içerisinde bulunuyor. Kampüs alanımız da keza aynı şekilde doğanın kalbinde yer alıyor. Tabii üniversitemizde 17 fakültemiz var. Orman Fakültesi, Eczacılık ve Veteriner Fakültesi hariç hemen hemen tüm fakülteleri üniversitemiz barındırıyor. Ön lisans programları da keza öyle. Türkiye'de üniversitede mevcut olan tüm ön hazırlık programları, ön lisans programları üniversitemizde mevcut. Tüm bu eğitimleri Bolu merkezinde ve bu kampüste birlikte 3 kampüste, aynı zamanda 5 ilçemizdeki bulunan kampüslerde vermekteyiz. Burası hariç şehir merkezinde bir de organize sanayi bölgesinde bir kampüsümüz var. Yerinde eğitimi öncelikli kılan, hem öğrencinin eğitim aldığı hem de iş yerinde öğrendiği, ustaların da katkı sunduğu bir eğitim programımız var. Vakfın destek verdiği bir üniversite, devlet üniversitesi. Vakfın da sağladığı bir takım imkanlar var İzzet Baysal Vakfımızın. Üniversitemizi ilk 3'te bitiren tüm öğrencilerimize vakıf tarafından hatırı sayılır bir ödül veriliyor. Aynı zamanda Bolu Dolap'ta kazanan ilk 3'e burs imkanı veriliyor. Bu noktada sağlanan çok imkanlar var, onu söylemem gerekir. Yani bazı alanlarla da ilgili, mesela Gerede'de dericilik programımız var. Aynı şekilde burslu, ilk 10'a giren öğrenciye burs veriliyor. İlahiyat fakültemizde de öyle. İlk 5000'e giden öğrencimiz eğer bizi tercih etmişse ona burs veriliyor. Öğrencinin aynı zamanda biz sadece bir diploma vermiyoruz, onu da söyleyeyim. Aynı zamanda sosyal transkript uygulamamız var. Öğrencilerimizin her katıldığı sosyal etkinliği eğer belgelemişse ona bir sosyal transkript oluşturuyoruz. Normal diplomasının yanında bunu da veriyoruz. Hem Avrupa ülkeleriyle olsun bu, hem Asya ülkeleriyle olsun. Bu karşılıklar öğrenci değişimleri çok aktif şekilde kullanılıyor. Bu noktada hareketli üniversiteden bir tanesiyiz biz de. Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtları hem kız öğrencilerimizin hem erkek öğrencilerimiz için 10 bin üzerinde bir kapasiteyle hizmet vermekte. Onun haricinde pansiyonlar ve özel yurtlar da fazlasıyla var. İşte üniversitemizde kapalı spor salonumuz, kapalı yüzme havuzumuz, açık futbol sahaları, spor alanları, yaşam merkezleri iki ayrı kutupta bulunmakta, yeşil alanlar ve birçok imkanı sosyal olarak da, kültürel olarak da şehrimiz sunmakta. Doğal güzellikleriyle görenleri kendisine hayran bırakan Bolu, binlerce öğrencinin tercihi. Hem üniversite kampüsünde hem de şehirde öğrenciler için birçok sosyal ve kültürel olanak var. Bolu'da öğrencilerin zaman geçirebileceği yerler oldukça fazla. En popüler yerlerin başında Gölcük Tabiat Parkı, Abant Gölü ve Yedigöller geliyor. Şehrin en hareketli caddesi ise İzzet Baysal Caddesi. Ulaşımın rahatlıkla sağlandığı kentte öğrenciler barınma için yurt veya apartları tercih ediyor. Sadece doğası ve kültürü değil, aşçıları da meşhur. Ülke çapında ünlenen mengen aşçılarının lezzetlerini de bu kentte tatmak mümkün.